Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma Oya ve Dantel Dünyasına hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmını tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bu modelin yapım aşamasını bir arkadaşımız istemişti. Bunun bir farklısı var ama e, bu kadar güzel olmamıştı o zaten arkadaşlar. Birkaç yok bayağı bir oldu. 7-8 ay olmuştur o dediğim modeli çekili. İkisi arasında fark var dedi arkadaşımız ve bunun yapımını istedi şimdi hep beraber bunun yapımını paylaşacağız inşallah son günlerde video çekemedim fazla çektim ama öyle bir iki gün aksamalı çektim arkadaşlar olamadım aranızda kızım hastaydı çok şükür şimdi iyi bugün okuluna da başladı kaldığımız yerden haydi bismillah diyelim devam edelim arkadaşlar öncelikle bu motif kısmını yapacağız sonrasında altını giderken bu yaprağını yapıp motifi ekleyerek tekrar devam edip gideceğiz ben biraz daha açık renk kullanacağım sarıyla yapacağım motif kısmını. Aman Allah'ım ipi alamadım yerden. Evet arkadaşlar şöyle sarı renk ipimi aldım. Şöyle göbeğimiz için 10 kadar zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10 zincirimi kapatıp bir halka elde ediyorum. Bugün bu aksilik nedir? Yani nedir? Şuradaki fazla ipimizi içeri aldım. O yüzden bu sıkıntı oldu. Şimdi düzelttik. Düzelteceğiz inşallah. Acemi gibi oldum yani şu an itibariyle. <laughs> Besmelemizi çektik mi biz? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi arkadaşlar 5 tane yaprağımızı yapacağız. Ama bakalım 5 yaprağımızın trabzan sayıları kaç tane? Toplamda 6 tane trabzan sayımız var. Şimdi yuvamızı halka edindik. Zincirimizi çektik. Ve kameramız biraz sabit değilmiş. Tekrar sabitleyelim ve başlayalım. Evet. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Böyle yuvamızı edindik. 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4. Başını 2 sarıyorum. Halkanın içine giriyorum. 2'şer 2'şer alıyorum arkadaşlar. 2 2 2. Başını 2 sardım. Tekrar girdim. 2 2 2 aldım. Başını 2 sardım. Tekrar girdim. 2 2 2 başına iki sarıp tekrar girdim. 2 2, 2 aldım. Yani şu ilk başta çektiğimiz zincir birinci tırabzan oluyor. Toplamda 5 tane tırabzan ettik buraya. Şimdi 6. tırabzanı 1, 2 1, 2, 3, 4 zincir çekip yuvanın içine başına almadan kapatarak elde ediyorum. Birinci yaprağım tamam. 4 zincir çektim. Başını iki sardım. Bu birinci trabzan arkadaşlar. 4 zincirimiz. Yuvaya girdim. 2, 2, 2 aldım. Yuvaya girdim. Başını 2 sarıp. 2, 2, 2 aldım. Başını 2 sardım. Yuvaya girdim. 2, 2, 2 aldım. 4 oldu trabzanın. Başını iki sardım. Yuvaya girdim. 2, 2, 2, 2 aldım. 4 zincir çekiyorum. Yuvanın içinde başını almadan kapatıyorum. Bu şekilde ikinci yaprağımız hazır. 4 zincir çektim, başını iki sardım. Bu birinci trabzan Yuvaya girdim. 2 2 2 aldım. Başını iki sarıp yuvaya girdim. 2 2 2 aldım. 3 oldu trabzanın Başını iki sardım, girdim. 2 2 2 aldım. Başına 2 sardım. Girdim. 2 2 2 aldım. Bu şekilde 5 trabzan olunca 4 zincir çekip yuvanın içinde kapatıyorum. 3 tane yaprağımız oldu. Bu işlemi 5 yaprak olana kadar yapıp dönüyoruz arkadaşlar. kamera arkası 5 yaprak olana kadar yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar 5 yaprağım oluştu. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Bu şekilde 5 yapraklı çiçeğimizin motifi hazır. Motiflerimizi bu şekilde hazırlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu ekleme kısmına geçelim. Evet arkadaşlar vereceğimiz arayı belirlemek için bu pimpirikleri yapacağız. Şimdi başına bir kez alıyorum. Tığ batısına giriyorum. 2 2 alıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim şu aradan girdim kapadım araya bir zincir çektim başına bir kez aldım tığ batısına giriyorum 2 2 alıyorum 1 2 3 4 zincir çektim şöyle bu araya girdim kapadım pim prim yapıyorum araya bir zincir başına bir kez aldım tığ batısına girdim 2 2 aldım 1 2 3 4 zincir aradan girdim kapadım vereceğimiz arayı belirlemek için bu işlemi yapıyoruz ben şimdi modelin yaprak kısmını kuracağım arkadaşlar bir zincir çektim başına bir kez aldım yanındaki tığ diye girdim 2 2 aldım şimdi pimpirik yapmıyorum buradaki yuvamı yapacağım bakın şimdi burada pimpirik yapmıyorum yaprağımın yuvasını yapacağım 2 3 4 6 7 8 9 zincir çektim dönderdim modelimi araya iki tane pimpirik bırakıp şu aradan iki pimpiri içine alacak şekilde şu aradan kapadım bu şekilde iki tane pimpiriğim içeride 1 2 3 zincir çekip döndüm başına bir kez alıp bu yuvaya girdim önce bir kez sonra iki sonra iki 2 oldu trabzanın başına bir kez aldım girdim önce bir kez sonra 2 sonra 2 3 oldu buraya 10 tane trabzan yapıyorum 4 5 6 başına bir kez alıyorum önce bir kez sonra 2 sonra 2 7 8 9 ve 10 <laughs> bu şekilde şimdi bir zincir çekip dönüyorum birinci değil hemen ikinci sık iğneye batıyorum trabzanın tepesine batıyorum sık iğne yapıyorum ikinciye battık birinci sık iğnem yandakine battım ikinci sık iğnem üçüncü dördüncü beşinci altıncı 6 7 8 tane sık iğne yaptık trabzanların tepesine toplamda arkadaşlar 8 tane sık iğnem oldu bir zincir çektim döndüm birinci sık iğnenin tepesine değil ikinci sık iğnenin tepesine batıyorum birinciye değil ikinciye battım böylelikle eksiltme yapıyoruz bir 2 3 4 5 6 7 ilk sıramız 8 şimdi 7 bir zincir çektim döndüm 1'e değil 1'e değil 2'ye batıyorum başlıyorum 1 2 3 4 5 ve 6 Bir zincir çektim döndüm. 1'e değil 2'ye batıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Bir zincir çektim döndüm. 1'e değil 2'ye batıyorum. 1 2 3 ve 4 oldu bu sıramda. Bir zincir çektim, döndüm. 1'e değil, 2'ye batıyorum. 1 2 3 bir zincir çektim, döndüm. 1'e değil, 2'ye battım. 1 2 bir zincir çektim son sık iğne tepesine yaptım şimdi şu şekildeyiz arkadaşlar gör kenardan ineceğiz şimdi tepedeyim şu an bakın bu gidiş yönünde bitirdik buradan inip şöyle gidiş yönümüz bir zincir çekiyorum bir alt sıradaki sık iğneye kenardan batıyorum burayı biraz yakın çekim. kameramın görüntüsü bozulmaz ise eğer bakın bir zincir çektim bir alt sıradaki kenardan sık iğneye battım bir zincir çektim bir alt sıradakine Battım. Şimdi bir zincir çektim, bir alt sıradakine battım. Tam ortasına gelince çiçeğin motifini buradan bir yaprağını ekliyoruz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Hemen şu bitiş, şurası böyle e, bitiş noktası, şuradan ortadan ekleyeceğim şu yapraktan. Tam ortaya geldik. Bakın burada yaprağımızın tam ortasına kenardan giderken geldik şimdi bu uçtaki yapraktan şöyle ortalı olacak şekilde ekliyorum tekrar bir zincir çekiyorum bir alt sıradaki sık iğneme batıp kapadım bir zincir çektim trabzan tepesine battım şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum buradaki trabzan boyutu yuvaya giriyorum 3 3 zincirimi sık iğneyle kapatıyorum. Şu an bu şekildeyiz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi 12 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bu 12 zincirimin yarısını yuva yapacağım. Şöyle 1 2 3 4 5 Şu şekilde 6. zincirime batıp Şöyle dönüp yapıyoruz arkadaşlar. Bakın döndük tersine. 12 zincir çektim, döndüm. Yarısını yuva için şöyle ortasından bu 12 zincirin kapatıyorum. Şöyle bir yuva elde ediyorum bakın. Küçük bir yuvamız. Bir zincir çektim, döndüm düz yüzünü. Şimdi bu yuvamın içine bir sık iğnesiyle giriyorum. Şimdi çiçeğimiz burada arkadaşlar. Bu yuvayı bakın şu aradan şöyle buraya sabitliyoruz ortaya. Çiçeğimizin ortasına. Bu aradan girdim ilk önce ilmeğimi arkaya geçiriyorum. Şu şekilde. Pardon arkadaşlar, sesim kısılıyor nedendir. Şimdi bakın bu ortaya yuvamızı sabitledik. ilmeğimizde de göbeğin göbeğinden arkaya geçirdik. Şimdi ipin ucunu aldım. Burada bir kapatıyorum arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bu şekilde arkada kapatıyorum bakın. Şu ortaya yuvamızı sabitledik. Bu şekilde kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Şimdi bakın bu arkadan bu dört zincir arka yaprağımızın eninde oluyor. Arka yaprağımızda kalıyor, köprü oluyor geçiş için. Şimdi şu iki yaprak arasına girdim. Bu yuvamdan orta yeşil yuvamdan battım. Arkadan ilmeğimi aldım, öne çıkardım. Burada kapadım. Bakın. Tekrar bir zincir çekiyorum yaprak arkasını. İnşallah burayı anlatabildim. 1 2 3 zincir çektim. 3 veya 4 zincir çekin şu yaprağın arkasında geçiş olacak şekilde bakın bu aradan girdim şu yeşil yuvanın orta küçük yeşilinden batıyorum arkadan ilmeğimi alıp buradan çıkarıyorum şu yaprak arasında kapatıyorum bu şekilde tekrar 1 2 3 benim elim sıkı 4 çekiyorum sizler 3 de çekebilirsiniz bakın bu yaprağın arkasından 4 zincirim şimdi orta yuvaya battım ipin ucunu aldım çıkardım buradaki iki yaprak arasında kapadım bakın bu şekilde 1 2 3 4 zincir şimdi yine orta yuvaya battım ipin ucunu aldım kenara kapadım son yaprağımın bu şekilde tamamladık şimdi buradaki zincirime yarım zincirime ortada ayarlamıştık o yarısını yuva yapmıştık yarısı burada Buraya sık iğne yapıp başa iniyorum. 2 3 4 5 6 7 Şöyle göstermek istiyorum. Şu an şu an böyleyiz arkadaşlar. 8 tane sık iğne yaptım kalan kısmını zincirimin. Şimdi buraya bir sık iğnesiyle giriş yapıyorum yuvama. Kapadım. Şimdi pimpirik yaptığım hizaya geçeceğim. Buraya giriyorum. Bir sık iğnesi yapıyorum. Bu hizaya geçmiş oluyorum. Bir zincir çektim. Başına bir kez aldım. Yandaki tığ batısına girdim. 2 2 aldım. 1 2 3 4 zincir. Aradan girdim. Kapadım, pimpirini yaptım. Bir zincir çektim. Başına bir kez alıp yandaki tığ batısına girdim. 2 2 aldım. 1 2 3 4 zincir. Aradan girdim. Şuradan Pimpiriğini yaptım. Şimdi Bu şekilde yaprağımızın uç kısmını Buradan pimpiriye ekleyeceğiz arkadaşlar. İkinci iki pimpirik Yaptım ben. Şimdi bakın. Bir zincir çektim. Başına bir kez alıp yandaki tığ bat diye girdim. 2 Pardon tığım takıldı tığ batıya girdim 2 2 aldım 2 zincir çekiyorum şimdi buradaki bakın çubuğun sap kısmının yanındaki bu yapraktan şöyle uç kısmından battım sık iğne ile sabitledim tekrar 2 zincir çekip şöyle araya girdim pimpirik yapar gibi yaprağımı eklemiş oldum bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar çiçeğimizin yapım aşaması böyle şimdi ne yapıyoruz bir zincir çekip başına bir kez alıp yandaki tığ battıya girip 2 2 alıyorum 1 2 3 4 zincir aradan girdim kapadım araya bir zincir başına bir kez al yandaki tığ battıya gir 2 2 al 1 2 3 4 zincir aradan girdim kapadım yani vereceğimiz arayı pimpirik yaparak belirledikten sonra yine bu yaprak zeminini hazırlayıp çiçeğimizi ekliyoruz arkadaşlar. İnşallah anlatabilmişimdir. Oyamızın yapım aşaması ve bitmişi böyleydi. İnşallah anlatabildim. Yapacak olan arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.